evlenecek. Ya sen niye durduk yere böyle bir şey söylüyorsun? Konuşmak istemiyorum Didem. Konuşacaksın çünkü sen insanların önünde benim ilişkimi bozan kişi. Didem sen de sorumlusun cümlesini edersen o cümleye beni katamazsın. Ben senin ilişkinin hiçbir noktasında yokum. Konuşmak istemiyorum. Sen de benim arkadaşım değilsin. Kim neyse derdin onunla çöz. Hayır konuşmak istemiyorsan baş... Neden konuşma burada o zaman. Hayır şimdi? Konuşmak istenmiyorsa baştan... Konuşmak istemiyorsan öyle bir algı yapmayacaksın o zaman ki laf yemeyeceksin. Ne olmuş ki acaba? Neymiş ya? Bu ne ya? Evet merakta bırakıyor insanı. Hayır ne kadar ayıp. Hayır, bir şey yapmaya çalıştığı aklımıza 100 şey. Benim bile aklıma 100 tane şey geldi. Demek ki senin benimle sorunun var be kızım. Sanki şey hani... Ben senin ilişkine ne yaptım ben Gökhan'la bugüne kadar ne yaşadım ne husumet yaşadım. O bana lafını söyler ben onun lafımı söylerim biter konu kapanır. Ya bir de bir 5 aydır biz böyleyiz zaten Gökhan'la. O beni eleştirir ben onu eleştiririm. Budur yani Gökhan benim arkadaşım değil dostum buradaki herhangi bir damat adayı. Benim onunla sorunum yokken onun gelin adayının benimle ne sorunu var acaba? Ben Gökhan'ın eski gelin adayı mıyım? Derdin neyse o kişiyle çöz. Ben kimim ki bana laf atıyorsun? Ya da ne yapmaya çalışıyorsun? Bu konuda haklısın. Ne yapmaya çalışıyorsun ben yani? Ben onu da söylüyorum. Ki zamanında da destek olan sensin. Bak sana bakıyor Gökhan. Bak Sibel bilmem ne yapıyor. Destek olmuş insanlar. Allah acaba beni ne olmuş? Bildiği gibi yapsın. Acaba ne oldu? Oldum da ne yaptım ki ben? Öyle bir konu. Ben yaptım zaten, ben yaptım. Öyle bir konu getiriyor ki sanki bugün ağlamasına sebep olan sen misin gibi bir şey hissettirdi. Hayır ben mi ağlattım seni? Ben senin ilişkinin hangi noktasındayım be kızım? İşte ben bilmediğim için çok fazla bile sanki sen sebep olmuşsun. Ne sen ben senin rakibin miyim? Eski gelin, şu anki damat adayının eski gelin adayı mıyım? Senin bende ne sorunun var da böyle bir cümle ediyorsun? İşte... Hayır kıskançlıksa başka problemlerin varsa bunu bu şekilde dile getir. Ben sana kafaya takma dedikçe sen kafaya takıyorsun. Ne oldu? Şuracıkta pasta yiyeceğim de ben. Kızım sen de merakta bırakıyorsun insanı ne oldu diye. Aklımıza bir sürü şey geliyor Gökhan'la Didem'le alaka bir şey mi olmuş diye. Baksana. Bak ne gördün mü? Bu ne ya? İddiayda kız evi nereye çevirdiler ya? Yok sonuna kadar haklı. Yemin ederim yani. Artık soğudum evden soğudum. Evet. Soğudum. Haklısın bir tane valla ben. Söyleyeyim ya hiç konuşma. Ya bak bunu normal dışarıda konuşuyoruz biz Sibel'le. Bu konuyu ya hiç açma. Aynen. Ne ya konuşmaya çalışıyorsun ne söylüyorsun? Ne söylemeye çalışılan şey o kadar komik ve ortada ki. Hayır, artık ortaya yani... bir iddia da atmıyor. Sen diyor direkt anladın sen mı? Sen benim ilişkin ben senin ilişkin ha neresindeyim ne yapmaya çalışıyorsun? Evet. Gökhan'dan mı hoşlanıyorum? Eski gelin adayı mıyım? Ne yapıyorsun sen benimle? Senin ne dert? Sonuçta bunu... Sen benim bu evde dertleştiğim bir insan değilsin, dostum değilsin. Arkadaşım hiçbir zaman olmadı. Bak, ben sizin içinizde olan bir insan olarak ben bile şu de an ki, yanlış anladıysam... Başından beri geldiğinden beri benim inandığım tek aşk, tek ilişki Adnan ve Didem ilişkisi. Evet. Ay siz iyi ki varsınız bilmem ne bilmem ne. Sen o zaman başta ne yapmaya çalışıyordun, şimdi ne yapmaya çalışıyorsun derler adama. Didem bak, ben sizin içinizde olan bir insan olarak ben bile yanlış anladıysam şu anda dışarıdan buna bakan kafasında otomatik direkt acaba Didem ne yaptı anladın mı? Ne yapıyorsun ya? Eskiyle mi bir alakası var şimdi acaba Gökhan'la bir şey arasında? Bana ne? Gökhan'ın eski ilişkisini yani... o zaman o kişiyle çöz problemini. İşte açıklaması ben gerekiyor. Ben mi yapıyorum sana bunları? Yani. Allah Allah. Prim yapacağım diye şaşırdılar ya. Ve şuraya da yazıyorum. Eğer bu programda evlenip giderlerse evlenmeyecek çiftir. Adli. Buraya da yazıyorum onu da söylüyorum. Evlenmeyecekler. Anca birinci olurlarsa, o parayı alırlarsa, o evi alırlarsa o zaman nikah basacaklar. Burada yazıyorum adım. Adım Sibel'se bu kadar diyorum. Kendinize bakın. Hayır, benim, kendinize yoğunlaşın. Meselelerinizi halletmeye yoğunlaşın. Bak herkes herkesin ilişkisi hakkında gayet güzel böyle yıkıcı yorumlar varana kadar yapabiliyor. Ama biz bu taraftan o tarafa doğru bir şey yaptığımızda nedense hemen hayır, susturuluyor. Hayır öyle bir dünya yok. Avukatlar ne demek devreye giriyor. Sen dur. Ben benim korumam altında. Ne demek, demek ne münasebet şey var ya? Ne münasebet? O zaman sen de konuşmayacaksın kardeşim. Evet. Benim özgür iradem var. Ben ilişkimden önce kendimi temsil ediyorum. Bu kadar aynen basit. Öyle. Öyle bir dünya yok. Burası kimsenin imparatorluğu da değil, kimsenin evi de değil. Burası hep beraber yaşadığımız bir. Aynen öyle. Kritiklerden sonra Didem ve Sibel'in arasında gergin anlar yaşandı. Açıkçası konu ne, neden bu hale geldiler bilmiyorum. Sibel'i severim ama bu evde her şey çok fazla değiştiği için bir şey de diyemiyorum. Çok fazla belki de tanımıyorum, bilmiyorum. Didem nasıl bir şey yaptı da Sibel bu kadar sinirli bir şekilde onu suçlayacak konuşmalar yaptı. Didem niye bu kadar sinirlendi yanlış anlaşıldı bilmiyorum ama Didem sonuna kadar haklı bence. Çünkü ben bile evin içinde olan bir insan olarak yanlış şeyler düşünmeye başladıysam izleyen herkes yanlış düşünecek. Konu ne bilmiyorum inşallah çözerler ama Didem haklı bence sinirlenmekte. Sen iste,
Kimse kısmetse o.